Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarpanlar ve katlar ünitesinin son videosu bu. Aralarında asal bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Buyurun bakalım dersimize. Şimdi aralarında asal ne demek arkadaşlar? Bir, çok önemli iki tane bilgi vereceğim burada. Birincisi, asal sayı kendinden ve birden başka bölünemeyen sayıya diyorduk. 2 ile başlardı. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 diye giderdi. Aralarında asalda ise iki sayı ortak bölenleri olmayacak. Yani sayının, önemli kısım burası, sayının asal sayı olma zorunluluğu yok. Sadece ortak böleni olmayacak. Mesela 2 ve 3'ü veriyorum. Bunlar hem asal hem de aralarında asal, ortak böleni yok. Mesela 5 ve 7'yi veriyorum. Hem asal hem aralarında asal. Ama 8 ve 15 dediğim zaman bunlar asal sayı değil arkadaşlar. Bakın, bunlar asal sayı değil ama aralarında asallar, ortak bölenleri yok. Anlaştık mı? Bir de İkinci bilgi, 5 yıldızlık bilgi. Bir sayısı bütün sayılarla aralarında asaldır. Nasıl oluyor hocam? Bir asal sayı değildi. Evet, bir asal sayı değildi. Asal sayılar 2 ile başlandı. Ama bütün sayılar çarpanlarını ayırdığımız zaman, mesela 60 sayısının çarpanları, tamam mı? 1'e 60, 2'ye 30 falan diyoruz ya, 1 ve 60 aralarında asal. Bir sayısı bütün sayılarla aralarında asal diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz bakalım. Mesela 28 ve 45'e bakmış arkadaşlar. 2, 2, 7, 3, 3, 5. Ortak bölenleri yok. Yani EBOB'ları 1. En büyük ortak bölenleri yoksa 1 diyeceğiz. O zaman bunlar aralarında asal. Devam ediyorum. Hangileri aralarında asal, hangileri değil? Bakıyorum. 21 ve 35 7'ye bölünür değil. 18 ve 25 bu 2 ve 3. Bu sadece 5. Aralarında asal. 34 ve 51 bunu 2'ye bölüyorum 17, bunu 3'e bölüyorum 17. 17 ortak bölenleri var. Dikkat, yüksek sayılar da çıkabilir. Aralarında asal, pardon değil, ortak bölenleri var. 45 ve 63 ikisi de 3'e bölünüyor. Hatta 9'a bölünüyorlar. Aralarında asal değiller. 128 2'den geliyor. 2 üzeri 7. 81 3 üzeri 4 arkadaşlar 3'ten geliyor. O zaman aralarında asallar, ortak bölenleri yok. 39 ve 91 3'e böldüm 13. Ondan sonra 7'ye böldüm, bu da 13. 7 ve 13, bu da 3 ve 13. Gördüğümüz gibi 13'ler ortak buradan, değil mi? O zaman aralarında asal değiller diyoruz. Geçiyorum, bu bölümü size bırakıyorum. Hangileri işte ne demiş? 6 ile aralarında asal, 154 ile aralarında asal. Bunlar basit kısımlar. Bunları size bıraktım. Devam ediyorum. Şimdi üstü şekilde ayırdığında biz bunların aralarında asal mı değil mi, bunu nasıl anlayacağız? Bakalım, ortak var mı? 2 3, 5. 5 ve 3. 5'ler ortak, aralarında asal değiller. Bitti. 2, 3, 5. 7 ve 11. Aralarında asal arkadaşlar. Çünkü ortakları yok. Buraya bakıyorum. 3 ve 7. 2 ve 5. Aralarında asal arkadaşlar. Ortakları yok. 7, 13. 3 ve 7. 7'ler ortak, aralarında asal değiller. 13 ve 19. 7 ve 11 arkadaşlar. Ortakları yok. Aralarında asal oldu. 5'ler ortak burada. Yine aralarında asal değiller diyorum. Geçiyorum. Demiş ki, aşağıda verilen şeritteki yan yana bulunan sayıların aralarında asal olması istenmiştir. Şimdi bununla bu aralarında asal olacak. Bununla bu falan filan. Her bir yan yana olan arasında asal olacak. Peki buna göre hangi iki sayının yeri karşılıklı olarak değiştirilirse istenen sağlanmış olur. Demek ki bir yerde bozulma var. Onları değiştirirsek düzelecek. O zaman çok dikkatli olacağız. 30 ve 49. 49 7'den geliyor. 30, 3, 5, 2 var. Aralarında asal. 49 ve 25. Bu 7'den geliyor. Bu 5'ten geliyor. Aralarında asal. 25 ve 32. Bu 2'den geliyor. Aralarında asal. 32 ve 27. 27 3'ten geliyor. Aralarında asal. 27 ve 35. Bu 3'ten geliyor. Bu 5 ve 7'den geliyor. Aralarında asal. Bundan sonra 35 ve 21 arkadaşlar. Bu 5 ve 7. 5, 7, bu 3 ve 7. Aralarında asal değil. Şimdi kimi değiştireceğiz bilmiyorum. Burada bir sıkıntı var. Bekle. 21 ve 55'e bakıyorum. 55, 5 ve 11. Tamam mı? 5 ve 11. 34'e bakıyorum. 2 ve 17 arkadaşlar. 40'da arkadaşlar. Bu da aralarında asal olmuyor. Tamam mı? 40'da 2, 2, 2 ve 5. 2 ve 5'ten oluşuyor. Şimdi biz kimi değiştirelim ki aralarında asal olsunlar. Bak, 5 ve 7, 3 ve 7 var. Ondan sonra 5, 11, 2, 17. Yani bunu alsam, şuraya koysam, 21 ile 34'ü değiştirsem, 34 buradayken 2 ve 17, bu 5 ve 7 aralarında asal oldu. Bu da 3 ve 7 idi, 2 ve 5 gelecek. Değil mi? Bunlarla da aralarında asal. Demek ki 34 ve 21 sayısı arkadaşlar
Değil mi? 34 ile 21 sayısı aradıklarımızdan bir tanesi. Gerçi birçok ihtimalde yine var diyor. 35 ve 40 da değişirse yine olur diyor. Biz en basitini bulduk, geçiyoruz. Şimdi aşağıda birlikte asal çarpanlarını ayıran sayı çiftlerinden asal olanları işaretleriz. Şimdi burada hocam sayı bilmiyorum, sayı mı bulacağım? Hayır. Zaten bir sayı ortak bölündüğünde harfin değişmesi lazım. O zaman ortak böleni olmayanlar asal çarpanlı asal olacaklar aralarında, değil mi? Bakıyorum bu bölünmüş, bu bölünmemiş. Bakıyorum bu bölünmüş, bu bölünmemiş, bu bölünmüş, bu bölünmemiş. Bu bölünmüş, bu bölünmemiş, sonra bu bölünmüş. Bunlar aralarında asal arkadaşlar. Gitti, ortakları yok. Buraya bakıyorum. A, B olmuş, E değişmemiş. Sonra B, C olmuş, E, G olmuş. Üçe ortak bölünmüşler. Görüyor musunuz? Üçü yakaladım. Diğerlerine bakmama gerek yok. Bir tane bölünümü buldum. Aralarında asal değiller. Buraya bakıyorum. A, B'ye inmiş. D, E'ye inmiş. İkisi de ikiye bölünmüş. Aralarında asal değiller. Buraya bakıyorum arkadaşlar. A, B'ye, D, D'ye bölünmemiş. Bölünmemiş. Sonra D, E'ye, C, C'ye. Yani bu bölünmüş, bu bölünmemiş. Sonra E, F'ye dönmüş. C, C'de kalmış. Sonra F, 1'e gitmiş. C ile C'de. Aralarında asal arkadaşlar. Kimler? 1 ve dördüncüsü aralarında asal, diğerleri aralarında asal değiller diyoruz. Gelelim bakalım bir problemimize. Şöyle bir sorumuz. 6A sayısı iki basamaklı bir sayı ve A ile 6 aralarında asal sayılardır. Bakın 6A sayısı iki basamaklı. Yani A bir sayı, 0'dan 9'a kadar bir rakam olabilir. A da bu koyacağımız A sayısı da 6 ile A da aralarında asal sayılar. Şimdi arkadaşlar. Ben 0 koysam bu şekilde yazılabilecek 0 olmuyor. Değil mi? Aralarında asal olacak. En aşağı 1'den başlayacağım. 1 ve 6 aralarında asal olur mu? Oluyor. O zaman 1 var. 2 ve 6 olmuyor. 3 ve 6 olmuyor. 4 ve 6 olmuyor. 5 ve 6 oluyor mu? Oluyor. A sayısı 5 olabilir. Ondan sonra 7 ve 6 oluyor. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra 8 6 yok. Çünkü 2'ye bölünüyor. 9, 6 yok. 3'e bölünüyorlar. 3 tane sayı olabiliyormuş A sayısı. Yani 61, 65, 67. 3 tane ihtimalimiz var. Evet. Şimdi demiş ki 1000'e kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 8 ile aralarında asaldır? Şimdi arkadaşlar 8'in bölenleri 8'e şöyle bakın. Direkt 8'e bölmeyin bile. 2, 2, 2. 4, 2, 1. 8, 2'den geliyor. O zaman 1000 sayısının içerisinde kaç tane 2'ye bölünebilen sayı var? O zaman kaç tane bölünmeyen var arkadaşlar? 1000'e kadar olan doğal sayılardan. 0'dan 1000'e kadar kaç tane sayı var? 500 mü? Pardon, 1000 tane mi? Hayır, 1001 tane var. 0 da dahil. Unutmayın, 1001 tane sayı var. Peki kaç tanesi 1000'e bölünebiliyor arkadaşlar? 1000'i 2'ye böleceğiz. Böleceğiz. 2'ye arkadaşlar 500 tane, tamam mı? 500 tane sayı var. 500 tanesi 2'ye bölünüyorsa geri kalan 0 aralarında asal olmayacak. 0 sayısını almıyoruz. 1'den başlayacağız. Geri kalan 500 tanesi de arkadaşlar tek sayı olacağı için bununla bölünmeyecek. Tamam mı? Bu sorunun mantığı bununla olacak. Geçiyorum. Geçiyorum. Bir tane daha seçeyim. Evet. Ekokları 72. Şimdi burada çok önemli bir bilgi gelecek. Burada küçük bir kenara yazmış ama müthiş önemli bir bilgi. Hatta yıldız olaraktan 5 yıldızlı bir bilgi olduğunu söyleyebilirim. Bunu yazalım arkadaşlar. Aralarında asal sayıların. Bakın bir önceki konuda şunu görmüştüm. A ve B sayısının A çarpı B'nin eşiti A ile B'nin A virgül B'nin ebobu ile A ve B'nin ekokunun çarpımına eşittir. Yani iki tane sayı seç, o iki sayının çarpımı onların ebobu ile ekokunun çarpımına eşittir her zaman. Şimdi burada şu bilgi gelecek. Aralarında asal olan sayıdan ebobu ne oluyor? 1. Ebob 1 oluyorsa ekok neye eşit olacak o zaman? Bu iki sayının çarpımına arkadaşlar. Deneyelim. 8 ile 5'i alalım. Tamam mı? Ebobları 1. Ekokları ne olacak 8 ile 5'in? 40 olduğunu buluyorsunuz. 8 ile 5 40. 1 çarpı 40 40. Birbirine eşit. Görüyor muyuz arkadaşlar? Başka bir sayı deneyelim. Bu kuralın olup olmayacağını. Mesela diyelim ki 6 ve 4 diyelim. 6 çarpı 4. Ebokları 2. Ekokları da 12 bu sayıların.
2 çarpı 12 24, 6 çarpı 4 yine 24. Bu kuralı sağlıyor. Ama burada başka bir şey var. Eğer aralarında asal ise EBOB'ları 1 oluyor ve EKOG'ları bu iki sayının çarpımına eşit oluyor. Gelelim soruyu çözmeye. EKOG'ları 72 ise o zaman aralarında asal 1 çarpı 72. Çünkü EBOB'larına 1 yazdım. Bir tanesi 8 ise diğeri ne oldu? 72 neye eşit? 8 çarpı 9'a eşit olacak. Diğer sayı 9'muş. Güzel bir soru var. A ve B aralarında asal iki sayı. A bölü B 35 bölü 50. Çok güzel. Bunu bazen şöyle verebilir. A artı 5 bölü B eksi 3 aralarında asal der. Yine böyle birbirlerine kesir oranını verir. Sen şunu göreceksin burada. 35 ile 50 aralarında asal mı? Değil. Ne yapacaksın o zaman? Sadeleştir bunları. En sade haline getir. Böldüm 5'e 7 oldu. Böldüm 5'e 10 oldu. Daha bölünüyor mu? Hayır. O halde en sade haline geldiğinde aralarında asal olmuş oluyorlar zaten. Daha bölünemiyorlar değil mi? O zaman A 7'ymiş. Herkes karşıdakine eşit olacak. B de 10'muş arkadaşlar. 7 artı 10'dan 17. Bakın bunun 17, bunun da 9 olduğunu görüyoruz bu soruda. Evet. Şimdi gelelim aralarında asal bölüm bitti. Bunlarla ilgili birkaç tane problem çözelim. Demiş ki 57 sayısı nedir? Çarpanlarına ayır. Hızlı davran. 3 ve 19. Hangisi aralarında asaldır? 6'nınki 2 ve 3. Şimdi bunları hızlı hızlı ayrı ayrı artık bunun gibi sayıları çok hızlı çıkartabilmeniz gerekiyor. Çok soru çözün ki burada çok hızlı bölmeleri anlayın. 19, 19 zaten var. Bu gitti, bu da gitti. 21'e bakıyorum. 3 ve 7, 3 ortak bunlar da gitti. 22'ye bakıyorum. 2 ve 11 geldi. Ortakları var mı? 3 ve 11 ile yok. O zaman aralarında asal olan bu. Geliyorum. Şöyle bir soru. Hangileri aralarında asaldır? 13 ve 21. Zaten 13 asal sayı bitti. 18, 2 ve 9'u barındırıyor. 57, 3 ve 19'u barındırıyor. Aralarında asal mı? Evet, pardon. 3 ve 19'u. 2 ve 9, 3 ve 19. Zaten 3 arkadaşlar 9 da aynı sayıdan geliyor. Aralarında asal değiller. 44 ve 45. 2, 2 ve 11. 2 ve 11. Bu da 3 ve 5'ten geliyor. Aralarında asal. 49 ve 91. 49 7'den geliyor. 91 de arkadaşlar 7 ve 13'ten geliyor. 13 çarpı 7 yapıyor. Aralarında asal değiller. 91 sayısı bakın. Hem 13'ü hem de 7'yi 2 asal sayının çarpımı. Çok özel bir sayı. Hafızanıza lütfen tutun bunu. Çok karıştırabilir kafanızı. 1 ve 3 burada asal sayılar olacak. Aralarında B şıkkı diyoruz. Geliyorum. Bakın şöyle bir soru. 4K 2 basamaklı doğal sayısı 18 ile aralarında asaldır. K hangisi olabilir? Deneyelim. 42'ye 18 olsa 2'ye bölündüler olmaz. 43'e 18 olsa arkadaşlar 43 neye bölünüyor? Hiçbir şeye bölünmüyor. Cevap direkt Bursa'ya. 44 2'ye bölünüyor. 45 3 ve 5'e bölünüyor. Bu da 3'e bölünüyor. Cevabın Bursa olduğunu görüyoruz kısa yoldan. Gelin işte aradığımız soru. Az önceki gösterdiğim soru. Benzeri buydu. Burada A eksi 3 ise B artı 2 aralarında asal. 5 ve 7 aralarında asal mı? Asal. O zaman A eksi 3 5'e eşit. B artı 2 de 7'ye eşit arkadaşlar. Daha geniş verseydi bu sayıları. Mesela bunları 4 ile çarpalım. 20'ye 28 deseydi. Sadeleştirip 5 ve 7'yi bulacaktık. Şu an öğretme amacıyla en basitini verdi. Sadesini verdi. O zaman A eksi 3 5'e eşit. A'nın 8 olduğunu görüyorum. B artı 2 7'ye eşit. B'nin de 5'e eşit olduğunu görüyorum arkadaşlar. A artı B toplamı kaç geldi? 13 geldiğini buradan görmüş oluyoruz. Devamında bununla benzeyen bir tane daha. Bakın istediğimiz soru buydu. 2x artı 3, 3y eksi 1 ile aralarında asal sayılar. Bakın 51 bölü 27 verdi. Şimdi bunlar sadeleşebilir mi? Evet, 3'e bölelim. 17, 3'e böldüm 9. 17 ve 9 aralarında asal mı? Evet arkadaşlar. 3y eksi 1 eşittir 17 oldu. 2x artı 3 eşittir 9 oldu. Eşitliyorum şimdi, denklem çözeceğiz. 3y eksi 1... 17 ise eksi 1'i karşıya atıyorum. 3y eşittir 18 oldu. Artı 1 geçti. Bölüyorum 3'e. Y'nin 6 olduğunu buldum. 2x eksi 3 eşittir 9 olduğunu görüyorum. Attım karşıya. 2x eşittir 12. X'in buradan 6 geldiğini yine görüyorum. Pardon.
Pardon, bir yanlışlık yaptık. Bir daha bakalım. Böldük 3'e 17, böldük 3'e 9. 3y eksi 1 17'ymiş arkadaşlar. Atıyorum karşıya 18. Y ne çıktı buradan? 6. 2x artı 3 9'muş. Artı 3 9'muş. Attım karşıya. Eksi olarak geçti. 2x 6'ymış. X'imiz 3. Şimdi y 6, x de 3 ise farklarının 3 olduğunu görüyoruz. A şıkkıyla. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdi ne yapacağız? Bir dahaki videoda bunlarla ilgili arkadaşlar yeni nesil soruların çözümünü sizlerle birlikte yapacağız. Birinci konu tamamını burada bitirmiş oluyoruz. Seri halinde devam ettik. 1, 2, 3, 4, 5. video olaraktan tüm ayrı kısımlarını ayrı ayrı çektik. EBOB ayrı çektik, EHOG ayrı çektik. Asal aralarında asal sayıları ayrı çektik. Sonuna geldik. Detaylı bir anlatım yaptık ve video çözümüyle devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık.